İyi akşamlar efendim. Bugün çok acılı bir gün. Çok hüzünlü, çok ibret verici bir gün. Ve program akışları da bundan etkilendi. Herkes bir yere gitmiş. Bir nevi genel panik ve hüzün havası var. Böyle bir ortamda ben programı tek başıma sunacağım. Vaka çoğu insan benim programı daha çok vakit kazanmak, daha çok şey söylemek için tek başıma sunmamı istiyor. Çoğunluk istiyor onu aslında. Fakat benim için yorucu oluyor. O bakımdan ben bir arkadaşla sunmak taraftarıyım daima. Ama bugün ben sunacağım size. 250'yi aşkın insanımız canını verdi. İhmaller, umursamazlıklar, vurdum duymazlıklar, insana saygı duymamanın yarattığı körlükler yüzünden. Hemen şunu söyleyeyim. Almanya mesela bu madencilik, özellikle kömür madeni açısından yoğunluğu bizim 3-4-5 katımız olan bir ülke. Bu Almanya'da 50 yıla yakındır, 45 yılı aşkın bir süredir bir tane işçi ölmemiş herhangi bir kazada. Başka bir şey. Belçika'yı bilirsiniz, küçücük bir ülke. Hani eti ne, budu ne diyeceğimiz küçüklükte bir ülke. O biliyorsunuz bu maden ocaklarını, bu kömür ocaklarını kapatmıştır. Buralarda insan çalıştırmanın insan haklarına aykırı olduğunu, açıkça insan hakkı ihlali olduğunu söylemiştir. Gerekçesi nedir biliyor musunuz? Hiçbir kaza olmasa, hiçbir aksaklık olmasa ve çalışan insan oradan düzgün bir şekilde emekli olsa, orada bütün ihtimamlara rağmen teneffüs ettiği zehirli hava onun yaşama süresini etkiliyor. Hasta olma riskini artırıyor. Onun için insan haklarına aykırıdır dedi ve bu gerekçeyle kapattı buraları. Şimdi gelin Türkiye'ye. Bugün Türkiye'yi yöneten kadronun baş efendisi durumunda olan başbakan koltuğuna oturan zatı dinledim. Bu elim, bu feci, bu yürekler yakan yarı katliam kaza ile ilgili. Yarı katliam. İki şeyi öne çıkarıyor Başbakan Ummalı zat. Bir, olur böyle vakalar. Nihayet madenciliktir diyor. Madenciliğin, maden işçiliğinin kaderidir bu. Kader, kader kelimesi. Hep mihverde o. Bu kader kelimesini ne kadar duyarsanız, dine ve Allah'a ihanetin o kadar yapıldığına hükmedeceksiniz. Çünkü bu bugünkü manasıyla kullanılan kader, Kur'an'ın kabul etmediği bir kader anlayışıdır. Emevi despotizminin
müşrik Emevi çocuklarının İslam'a sokup yönettikleri zulümleri altında inlettikleri kitleleri uyutmak için, bastırmak için kullandıkları Kur'an dışı şeytani müşrik bir kavramdır. Kur'an'daki kader tabiat kanunları anlamındadır. Bu kadar basit. İnsanın fiilleri, eylemleriyle bir alakası yok. İnsanın kaderi diye bir şey yok. İnsanın alnına yazı diye bir şey yok. Bu Emeviler döneminde tedarik edildi. Kaderle ilgili söylemleri Hasan el-Basri'ye açıldığı zamanda o tabiun döneminin ittifakla en büyük insanı olan Hasan el-Basri, Allah'ın düşmanları yalan söylüyor diyor Emeviler için. Aynen tabiri budur. Allah'ın düşmanlarının her devirde uzantıları olmuştur. Şuurlu veya şuursuz. Bugün de vardır. Bugün onların kader anlayışlarından birini dinledik. Birkaç sene önce tren faciasında 40 kişi öldüğü zaman da bunu dinlemiştik. Kaderleri öyleydi. Allah ile aldatmanın en sefil, en iğrenç, en aşağılık şeklidir bu. Bunlar olur diyor anılan zat. Bu işin kaderi budur diyor. Burada garipsenecek bir şey yok. Değerli dinleyenlerim, şu an itibariyle 250 kişi ölmüş. Yerin altında o rakama yakın insan var. Gıdım gıdım, ufak ufak, ağır ağır, küçük küçük söylüyorlar, alıştıra alıştıra. Olabilir, tamam. Ama o kadar daha insan var. Ve 30 saati geçti. Onların ne kadarı canlı geri dönecek? Bunu da düşünün. Böyle olduğu halde 250 insan gitmiş. Ve bu işin kaderidir diyor. Kim diyor bunu? Türkiye'yi yöneten kadronun baş efendisi olan kişi diyor bunu. Daha feci bir şey. Allah ile aldatmada bugüne kadar kırdığı rekorların bir yenisini kırıyor. Diyor ki, Kur'an kurslarında hatimler okutuyoruz ölenler için. Neresinden tutacaksınız? Ne demek ölenler için hatim okutmak? Kur'an ölenler için hatim kitabı değildir beyefendi. Bunu sen din zannediyorsan böyle bir din yok. Bu dinin bir peygamberi var. Onun hayatında bu dediğin yok. Siz peygamberin ölenler için hatim okuttuğuna dair hurafe kitaplarında bile bir kayıt gösterin bana. Yoktur. Kur'an ölenler için hatim, afsun, üfürük kitabı değildir. Yaşayanların haklarını korumanın, emeklerine saygının kitabıdır. Sen o hakları ve emekleri ayaklarının altına alıp çiğniyorsun, efradına, ekiplerine talan ettiriyorsun. Sonra da 250 insanın arkasından adeta onlara sövercesine biz onlar için hatim okutturuyoruz diyorsun. Yazıklar olsun. Senin hatimine mi ihtiyacı var onların? Ne demek hatim okutmak? Nereden çıkardın bunu? Onların hakları ne olacak? Onların ailelerine senin söyleyeceğin bu mu? Ha? Onlara cennet vizesi vermek için Allah sana mı muhtaç? Sen bir defa hatimden, Kur'an'dan bahsetmek için ağzındaki maun kirlerini temizle. O haramları temizle ağzından. Sen ve ekibin, ondan sonra hatimden, matimden, bilmem neden bahset.
senin Kur'an'la caka yapma gibi bir yetkin, bir hakkın olamaz. Kur'an diyor ki, bana tertemiz olanlardan başkası dokunmasın. Bunun buldunuz kolayını. Bunu abdese indekslediniz. Abdestliysen dokunursun. Peki abdestli adamın kanında yediği haramların domuz kanı dolaşıyorsa bu adamın abdesti Kur'an'a dokunmaya ehliyet kazandırır mı? Kur'an neresinde abdestsiz olan bana dokunamaz diyor. Sizin nerenizi tutsak Kur'ansızlık musibeti, melanete akıyor. Kur'an'ın dinine sizin uzaklığınız karınca yuvalarındaki karıncaların galaksilere uzaklığından daha fazla. Hatim okutuyorsunuz, öyle mi? 3 hafta kadar önce senin başında olduğun meclisin kürsüsüne bir araştırma önergesi getirildi muhalefet tarafından. Neydi o? Soma'da kaygı verici gelişmeler var. Can meselesi bu. Bunu tartışmaya açalım mecliste. Buydu. Reddettirdiniz. Bugün diyorsunuz ki, ben onu okudum, o teklifi, o önergeyi. Soma ile ilgili hiçbir şey yoktu orada. Ne vardı peki orada? Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Ne vardı? Soma'da kaygı verici gelişmeler var. Bunu bir tetkike, araştırmaya, tartışmaya açalım diyen önergede ne olabilirdi başka? Peki Soma yoktu da ne vardı? Onu söyleyin. Daha vahim bir şey. Sizi ilahlaştıran yalakalarınızdan, onların en aşağılıklarından birisi şöyle bir demeç veriyor. Diyor ki, önergeyi veren CHP ısrar etmeliydi, etmedi. Yani verdiği önergede ısrar etmediği için CHP 250 kişi öldü, öyle mi? Ya böyle kahpe bir mantık olur mu? Siz 300 küsür milletvekiliyle gelen teklifi reddedeceksiniz. Sonra da 250-300 kişi ölüp gidince de ısrar etseydiniz, nasıl ısrar edecekti? Muhalefeti suçlamaya bakın. Bu en hafif tabirle çok kahpe bir mantıktır. Bu kahpeliktir. Şimdi tek çare kalıyor. Hatim indirtmek. Eğer Kur'an haksa ve Cenab-ı Hakk'ın kelamıysa, ki ben öyle inanıyorum, öyle olduğuna inanıyorum, o Kur'an sizi çarpacaktır, çarpsın. O Kur'an sizi çarpsın. Sizi zaten ondan başka çarpacak bir şey kalmadı. Sizi çarpsın o. Sizi çarpsın. Kendi kullandığı tabirle Rabbin batışı ile batış etsin. Tokatlasın, vursun. Vezir-i zeber etsin. Çünkü sizin her icraatınız, her attığınız adım, her söylediğiniz kelime insana ihanet ve insan haklarını ihlal haline gelmiştir.
Gökler bile şikayetçidir bundan. Hatim indirtiyorsunuz öyle mi? Nereden çıkardınız bunu? Bir cana kıyan bütün insanlığı katletmiş sayılır diyen bir kitabın müminleriyle dolu olduğunu söylediğiniz bir ülkede sizin 250 tane mazlum insanın hayatını kaybetmiş mazlum ve mağdur insanın ekmek parası için onlar şehittir Hazreti Peygamber'in açık ifadesiyle. O insanların arkasından sizin söyleyeceğiniz bu mudur? Yani siz onları katledilmesine sebep oldunuz, azmettirici olarak, müsebbip olarak. Şimdi onlara Allah nezdinde iltimas ederek cennet mi vaat ediyorsunuz? Cennete iltimaslarında Kur'an'ı mı kullanıyorsunuz? Kur'an sizi çarpsın. Allah'ın o mazlum mağdurları cennete koymak için sizin maun haramlarıyla kirlenmiş ağzınızın laflarına mı ihtiyacı var? Sizde hayadan nasip yok mu? Hiç mi yok? Hiç mi yok? Bir yerde okumuştum sevgili izleyenlerim. Dört kitabın, Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an, dört kitabın özeti şudur diyor. Bir cümle vermişti. Hiç unutmuyorum çocukluğumdan beri. Babam okutmuştu bunu bana. Büyük ihtimalle İbn Hacer el-Askalani'nin El-Münebbihat adlı küçük öğütler kitabında. Onu bana babam Arapçam gelişsin, metinlere aşina olayım diye okutmuştu, unutmuyorum. Böyle küçük bir kitap. Diyor ki, اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاسْنَا بِمَا شِئْتَ. Unutmuyorum ben. 13-14 yaşında ezberlemişim. Hayadan nasibin yoksa istediğini yapabilirsin diyor. O haya nasıl bir haya? O hakkın insanoğluna yüklediği bütün ağır emanetlerin şuuruyla vücut bulan bir hayadır. Öyle, öyle rastgele bilmem ne yerken parmağımı ağzıma sokmayayım ayıp olur filan öyle bir şey değil. O hayadan hiç nasibiniz yok sizin. Allah şahit. O zaman اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاسْنَا بِمَا شِئْتَ. Ve siz de öyle yapıyorsunuz zaten. Pişkin pişkin. Hiç. Hiç. Hakkı gasp edilmiş, tekmelenmiş, ezilmiş, mağdur edilmiş, perişan edilmiş insanlar. Bir de konuştu mu haksız çıkıyorlar. Onların üstüne gidiyorsunuz. Onları sanki o kötülükleri onlar yapmış gibi doğduklarına pişman ediyorsunuz. Beyler, Allah'ı olan bir adam bunları yapmaz. Çünkü bunlar Allah'ın Allah'lığıyla asla bağdaştırmadığı şeylerdir. Allah'ın isyan ettiği şeylerdir. Allah'ı olan bir zihniyet bunu yapmaz. Tabii Allah derken ben bu Kur'an'ın Allah'ını kastediyorum. Evet, tekrar halkımıza başsağlığı diliyorum. Mazlumların acılarına iştirak ettiğimi ifade ediyorum. Onlar için dua, onların hayatlarını kaybetmelerine, ocaklarının sönmesine vesile olanlar için beddua ediyorum.
Kur'an'a iltica ederek Kur'an'ı da bu dua ve bedduada kelamı olduğu Cenab-ı Hak adına devreye girmek üzere iltica ile faaliyete yalvarıp yakarıp davet ediyorum. Şimdi yarınki yazımı da söyleyeyim. Yazımı yazıp göndermiştim, köşe yazımı. Onun başına iki paragraf, bugünkü hadiseyle ilgili iki paragraf eklememi istediler. Vakit de düzgündü sevgili Merdan Yanardağ. Sen bana müsaade et, ben tamamen bugünle ilgili bir yazı yazayım. Zaten düşünüp duruyordum, yazdım. Başlığı da "O hatimler sizi çarpacak." Onu da bir okuyun. Sonra tekrar bu meselelere döneceğiz. Çünkü bu basit bir olay değildir. Basit bir acı değildir. Kaza maza değildir bu. Bu kaza süsü verilmiş bir yarı cinayettir, yarı katliamdır. Ve Türkiye'yi talan ettirenlerin, talan edenlere verdiği imtiyaz ve imkanların kötüye kullanılmasıyla vücut bulmuştur. Hani bir kısmı demişti ya, bu milletin A nokta nokta koyacağız diye, işte. Şimdi bu millet buna cevap vermezse, bu devam eder gider. Dua edin de bu zihniyet bir de gelip Çankaya'ya oturmasın. Oturursa siz o zaman felaketi ve faciayı göreceksiniz. Felaket ve faciayı o zaman göreceksiniz. Yakın vadede Türkiye'nin duçar olduğu katranlı kaderden kurtuluş yolunda adım atması için tek ümit o Çankaya'ya gelecek. Derde deva, sadre şifa bir cumhurbaşkanıdır. Onu da kaçırırsa bu millet, orada da yanlış yaparsa, orada da duygusallığa giderse, gitmeyeceğe benziyor. Muhalefet ilk defa benim de takdir ve dua ile desteklediğim bir davranış içine girdi. Bir ortak adayla muhtemel felaket ve faciayı, muhtemel musibet ve belayı önleyecekler diye düşünüyorum. Yoksa çok kötü olur. Türkiye ya tutsak bir ülke olur, yahut iç harbe gider. Üçüncü ihtimal yok. Üçüncü ihtimal, kurtuluş ihtimalidir. Bu işin hakkından gelecek, vukuflu, şahsiyetli, dirayetli, yürekli, yürekliği cesur manasında kullandığım gibi insan sevgisi taşıyan yürek manasında da kullanıyorum. Böyle birisi lazım. Böyle birisi lazım. Dünyayı tanıyacak. Doğusu batısıyla. Bana göre doğudan bir dil, batıdan bir dil bilecek. Yağma Hasan'ın böreği değil, dünyanın geldiği yer böyle bir yerdir.
Dünyayı tanıyacak, bilecek. İdeolojiler arası muhasebeleri yapabilecek. Dünyayı tanımak bu demektir. Hangi başkentte hangi lokantalar güzeldir değil. Batıcılığı filan öyle anladıkları için bizim son 100 yılın nesilleri Türkiye'nin canına okudular. Hiçbirisi 20 yıl kaldığı kentte kütüphanenin nerede olduğunu bilmez. Ama serserilik yapılacak nere varsa onları deliğine kadar bilir. Onları bilir. Şimdi o bitti. O duvara tosladı o anlayış. Şimdi ne lazım? İdeolojiler arası muhasebeyi bilecek. Doğuyu bir dille, batıyı bir dille en azından bir dille okuyacak, anlayacak. Orta Doğu'yu çok iyi bilecek. Onu çok iyi bilecek. Tarihiyle, diniyle, kültürüyle, mümkünse diliyle. Orta Doğu coğrafyaları da Orta Doğu ülkeleri arası muhasebeleri çok iyi yapabilecek. Bakın bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi Büyük Atatürk'ün şu sözüne götürüyor. 1920'lerde söylüyor bu sözü. Bakın. Diyor ki, bu ülkeyi yönetecek olanlar, bu milletin kaderi hakkında söz söyleyecek, muamele yapacak insanlar, sadece ufku görmekle yetinemezler. Ufkun ötesini de görmek zorundadırlar. Şimdi Türkiye geldi. Bunu diyen adamın kurduğu Türkiye, bunu diyen dahinin vücut verdiği Türkiye, okuduğu gazete yazılarını anlamaktan aciz adamlar arasında paslaşma konusu oldu. Okuduğu gazete yazılarını anlamaz. Ben bir eğitimci olarak, özellikle kutsal metinler, felsefi metinler uzmanı bir adam olarak, üniversitede 28 yıl bunu okutan bir adam olarak, hiçbirine 10 üzerinden 3 puan vermem. Hepsi sınıfta kalır. Bunlar bu ülkeyi nereye götürebilirler? Nereye götürebilir? Bunlar dışarıdan emperyalizmin, içeriden Allah ile aldatmanın ve bir de karşılarındaki angutların zaaflarının yarattığı enerjiyle ayakta durdular ve durmaya devam ediyorlar. Yıllardır böyle. Ama bu bitti. Bu millet ya mahvolacak, ya abad olacak, ya berbat olacak. Vakit geldi. Vakit geldi. Bunu da tarihin ve Tanrı'nın huzurunda bir kere daha söyleyeyim. Daha özet bir şey söyleyeyim. Bu demin bahsettiğim vukufla bu birikim, bu yetenek, bu birikim tabirini Kur'an kullanıyor. Birikim sahipleri kitlelere uyarmazsa, kitlelerin uğrayacakları akıbetlerden ve sebep olacakları günahlardan sorumlu olurlar diyor. Ulu bakiye diyor. Birikim sahipleri. İlim adamları da birikim sahibidir. Düşünce adamları da servet sahipleridir. Özellikle üç. Şimdi bu birikime ek olarak Kur'an ve Mustafa Kemal sevgisi de olacak. Muhammed ile Mustafa'nın zulme karşı olmakta aynı çizgide oturdukları o büyük mirasını kucaklaştıracak. Batı emperyalizmi içeriden tuttuğu işbirlikçileriyle
bu birlikteliği, bu örtüşmeyi yok etti, parçaladı. Türkiye'nin temel ıstırabı budur. Muhammed ile Mustafa mirasının tekrar vukufla ve dirayetle kucaklaştırılması lazım. Aynen milli mücadele günlerinde kucaklaştığı gibi. 30 yıldır bunu söylüyorum. Türkiye'yi buradan yıkıyorlar, buradan vuruyorlar. Kırılma buradandır. Düşülen yer buradır, buradan kalkacaksınız. Tedbirinizi alın. Hiç umursamadılar. Kimi dedi ben camiye abone olamam. Kimi dedi ki bu ne diyor ya, bu da mollalıktan gelme bir adam. Şimdi hepsi belalarını buldu. İnşallah akıllanmışlardır. İnşallah. O kucaklaşma için yakın vadede tek şans var. O şansı milletin mukadderatını, Malazgirt'ten beri bu topraklara gelen ruhu, şuuru, imanı, geleceğe yönelik beka, ölümsüzlük kaygılarımızın esas besleyici unsuru görenler, bu benim dediklerimi iyi dinleyecek ve anlayacaklardır. Çok şey söyledim 30 yıldan beri. Garip bir şey. Bir tane ıskalama yoktur. Bir tane ıskalama yoktur. Bunu da söylüyorum. Bunda da ıskalama olmayacak. Bundan hem de çok emin olarak söylüyorum. Bazılarında mütereddittim söyledim. Zannı galibimle söyledim. Onlarda da ıskalamadım. Hiç. Bunu bütün vicdanımla inanarak 50 defa ölçüp 40 defa biçerek söylüyorum. İnşallah. İnşallah duygusallıklara mağlup olmazlar. Evet. Acılar devam ediyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Mazlum 250 insanın ailelerine Allah sabır versin, selamet versin, başka keder göstermesin, acılarını hafifletsin. Giden canların mekanları cennet olsun. Ki öyledir. Allah yalan söylemeyeceğine göre öyledir. Onların kimsenin hatimine matimine ihtiyacı yok. Bunlar uydurma, bunlar halkı kandırmaya yönelik yalanlardır. Kur'an'a, Kur'an hatmine saygısı olanlar, Kur'an'ın insana verdiği hakları sahiplerine verirlerdi. O zaman da zaten bu felaketler olmazdı. Herkesi utanmaya davet ediyorum. Hakları çiğnenenleri de haklarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Yala, suya teslim olmasınlar. Olurlarsa işte sonu bu olur. Acıyı ilk baş gösterdiğinde göğüslemeyenler onu büyütmekten başka bir işe yaramazlar. Bir büyük sufi düşünürümüz Kuşadalı İbrahim, 1845'tir onun ölümü. İslam düşünce tarihinde bir devrim insandır.
benim doktora tezimin de konusudur. Diyor ki, çileyi göğüslemezsen bu tepesine çıkmak zorunda olduğun yokuşu geriye yürümeye benzer. O yokuşu sana çıkaracaklar diyor. Geriye yürüyerek kendini aldatma. Bir an önce diyor, göğüsle zorluğu ve çık tepeye. Bizim milletimizde böyle bir zaaf var. Ucuzu buldu mu dayanamıyor. Allah ile aldatma bilmem, onlar bizim milletimiz aptal değil. Şeytana tersine pabuç giydirir. Niçin aldanıyor? Aldanmış gibi görün. Niye? Ucuz, kolay var orada. Kolay var orada. Yal var, yardım var, destek var, altın var, o var, bu var, var da var. Bilmiyor ki o kolaylarla çocuklarının yarınları mahvoluyor. İşte. Şimdi şu kahveden bir yudum alayım. Çok güzel bir kahve. Biraz soğudu, neyse. Bugün çok sevinçle bahsedecektim. Hani kitaptan, aydınlığa da bir kitaptan bahsediyoruz. Öyle çok sevinçle bahsedemeyeceğim maalesef ama getirmişim bahsedeyim. Şu benim yeni doğan ikizler. Benim böyle çocuklarım var. Kimi tek doğmuş, kimi ikiz doğmuştur. Bu ikizler. İkiz doğdu bunlar. Şöyle arkadaşlar bir gösterirse. Bu birinci cildi, bu ikinci cildi. Çok güzel. Şimdi öpesim geliyor. Bakar mısın şuna? Akide şekeri gibi. Ne bu? Kur'an verileri ışığında tasavvuf ve tarikatlar. Parantez içinde küçük isim İslam mistisizmi. Hayatımın ideallerinden biriydi bu kitabı yazmak. Yazdım iki cilt halinde. Yayınlandı. Çok mutluyum. Allah'a binlerce şükürler ediyorum. Şunu söyleyeyim, bu işin 40 yıl sevdalısı, eğiticisi, araştırıcısı olarak tasavvuf düşüncesini, tarihi, ekolleri, felsefesi ve kavramlarıyla dördünü bizden inceleyen, bu kıratta müstakil bir eser hiçbir dilde ben bilmiyorum. Bu saydıklarımın bir tanesini inceleyen eserler var. Monografik eserler efendim. Tarikatlar tarihi. Mesela Mehmet Ali Ayni'nin. O manada meseleye bakan Mehmet Ali Ayni, bizim Darülfünun profesörlerimizden, onun tasavvuf tarihi var. Sadık Vicdani'nin, o da iyi bir araştırıcıdır, tarikatleri küçük küçük dört kitap halinde. Ve mesela Batı'da çok önemli araştırmalardan biridir. Alman bilim insanı Anmare Schimmel'in, Allah rahmet eylesin, ben onunla tanışıp sohbet etme imkanı da buldum. Hallaç araştırmalarındaki, o da iki cilt halinde yayınlandı. Beni en çok teşvik eden o olmuştur. Bu işin önemli uzmanlarından biriydi. Onun The Mystical Dimensions of Islam, İslam'ın mistik boyutları kitabı var.
Fakat dediğim gibi bunlar benim saydığım dört noktanın, yani tarih, ekoller, kavramlar ve felsefe. Bunun bir tarafını alır incelerler. Burada ise bu dört başlık aynı şekilde hiçbir öbürüne feda edilmeden, hiçbiri ikincil duruma düşürülmeden incelenmiştir. Şimdi bakın, bu eserde kaç bölüm var? Bu iki ciltte 14 bölüm var. 14 bölüm. Kur'an verileri ışığında tasavvuf ve tarikatlar. Bu bir tasavvufa övgüler kitabı değildir. Fakat bu bir tasavvufa yergiler kitabı da değildir. Kur'an ışığında tabirini bunun için koydum. Meseleye oradan baktım. Felsefi açıdan da baktım. Burada tasavvufun platonizmle falan felsefeyle mukayeselerini de göreceksiniz. Ama rehber, nigahban olan eski tabirle Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü nihayet tasavvuf bir İslami disiplindir. İslam mistisizmi demişiz zaten kitabın adı içinde. Şimdi birinci bölümde bir genel bakış var. Tasavvuf kelimesinin kökü, doğuşu, tasavvufun tanımları, tasavvufun gayesi, tasavvufun mistik sistemler arasındaki yeri, tasavvufun özellikleri. Birinci bölüm bu. İkinci bölüm. Kur'an ve sünnetin mistik verileri. Tasavvufun belirleyici niteliklerinden biri de Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'in öğretisine dayanmasıdır. Ha, sapmalar, kaymalar olmamış mı? Onları hepsini değerlendiriyoruz. Ama belirleyici o ikisidir. İkinci bölümde bunları inceliyorum. Kur'an'ın mistik verileri, sünnetin mistik verileri. Üçüncü bölüm, tasavvuf düşüncesinin oluşum dönemi. Burada üç ana başlık var. İlk devir veya tekke öncesi devir. Hicri 150'den öncesi. Tekke devri. 150 ile 500 küsurlar arası. Tarikatlar öncesi devir. Namı diğeri. Sonra tarikatlar devri. Dördüncü bölüm, tasavvufun birey ve topluma bakışı. Şimdi girdik muhtevaya. İnsan, ayrılık ve yabancılaşma, hürriyet problemi, irade, ana başlıklar bu bölümde, bu zengin bir bölüm. İbadet ve ubudiyet, yaratıcı eylem ve yaratıcı benlik. İnsan benliği, ruh, nefs meselesi. İkinci doğum veya ruhsal doğum. Benliğin kontrolü. Sayfa kabarmasın diye puntosunu biraz küçük tuttuk. Galiba biraz fazla küçük tuttuk. Çünkü sayfa çok kabaracaktı. Seyr-i sülük, benliğin arındırılması. Riyazet ve mücahede, besinler ve beslenme. Seyr-i sülükte aşamalar veya makamlar. Tasavvufi eğitimde mekan ve mürşit meselesi. Istırap ve sabır. Zühd, israftan uzak durmak. Fakr, cömertlik, infak yani paylaşım. İsar, önce başkalarını düşünmek. Yalnız başkalarını düşünmek. Takva, cihat ve mücahede. Dördüncü bölümde bunlar var. Beşinci bölüm, sufi ahlak
veya melamet. Bu iki ciltte benim en çok sevdiğim bölüm burasıdır, onu da ilave edeyim. Kur'ansal bir kavram olarak melamet, bu bölümün alt başlıkları. Halk için değil, hak için yaşamanın sanatı. Aydınlanma sanatı olarak melamet. Kamil insan olma sanatı olarak melamet. Riyaya karşı güç kaynağı olarak melamet. Samimiyet ve kurtuluş sanatı olarak melamet. Korkuya karşı güç kaynağı olarak melamet. Melametin işleyişi. Beşinci bölümde bu başlıklar var. Altıncı bölüm. Tasavvufun varlık ve evren anlayışı. Bakın. Varlık ve varoluş. Evrenin teosantrik algılanışı. Tanrı merkezli algılanışı. İnsanla evren arasındaki ilişki. Allah'ın ayetleri. Beşinci bölümün alt başlıkları. Altıncı bölümün. Yedinci bölüm. Tasavvufun temel kavramları. Bakın. Allah, iman, tövbe, teslim, ihlas, tevekkül, rıza, rahmet, sevgi ve aşk, kalp, güzellik ve çirkinlik, dua, zikir, en ideal zikir olarak Kur'an, en ideal ibadet olarak Kur'an okumak. Bunlar hep başlıklar. Halvet ve uzlet, ümit ve korku. Yani bu kitap sistematiği bakımından da tasavvufla ilgili bugüne kadar yazılanlardan çok farklıdır. İkinci ciltte ki 8. bölümden başlıyor. Neler var? 8. bölüm. Tevhid ve şirk. Omurga kavramlar. Alt başlıklar bu bölümde. İnsanın varlık yapısı olarak tevhid. Tevhidin fiili anlamı. Tevhidin muattal kılan bela. Tevhidin en büyük düşmanı. Maskeli şirkin tahribi. Şirk bir dindir. Şirk Allah'ı yeterli bulmayanların dinidir. Şirk, 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 şirk. Mezhepler ve tarikatları dinleştirme, Rabler hegemonyası, ibadet maskeli şirk, türbe perestlik, bizatihi şirk olan eylemler, şirkin tahribatı. Dokuzuncu bölüme geliyoruz. Tasavvufu dar ağacına taşıyanlar. Şimdi ekol olmuş büyük sufi düşünürleri veriyorum. Bir genel bilgiler başlığı var. Sonra dar ağacında Miraç, Hallacı inceliyorum burada. Tasavvuf tarihine damga vurmuş isim. Kalabalık dedikleri, gerçek Prometheus, Lut kıssası üzerinden verilen mesaj, dürüstlükten tiksinen toplum, dürüstlüğü cezalandıran toplumun akıbeti, Barabbasları yeğleyen toplum, Nietzsche'nin fark edişi, Hallaç trajedisinden çıkarılacak dersler, meskenet mistisizmi ve iki tip sufi, Simavlanlı Bedrettin, tahttan dar ağacına, dara şikû, mallaların katlettikleri büyük düşünür, sufi ve prens. Öyle diyor, göreceksiniz kitapta. Diyor ki, cennet mi? Molla nerede yoksa cennet orasıdır diyor. Tabi mollaya yüklediği manaları da orada göreceksiniz. Molla derken ne anlıyor? Bu dara şikuhtan bir manada ırktaşı olan, çünkü dara şikuh Hint prensidir. Muhammed İkbal'e geçmiştir. Cavit namesinde mollayı uzun uzun anlatır. İslam'ın ve insanlığın başına nasıl bela olmuştur. Evet, dara şikuh. Son dar ağacı ve Sudanlı devrimci Mahmud Muhammed Taha 1985'te Cafer en-Nümeyri demen katran suratlı Firavun tarafından asıldı. İlk defa bir tasavvufi eserde Mahmud Muhammed Taha inceleniyor burada. İlk defa. Hakkıdır. Mahmud Muhammed Taha
zamanımızın hallacı denecek kıvamda, kıratta bir düşünce ve devrim adamıdır. 10. bölüm. Tasavvufun Kur'an kaynaklı olmayan kavramları. Şimdi biraz eleştirel bakacağız meseleye. Şimdi limanda gemiler var. Kimisinin içi zümrütlerle dolu, kimisinin içi tezek dolu. Cam kırıntıları dolu. Çalıntı mallar dolu. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Bakın buradan hangi başlıklar var. Kutup, Gavs ve Evliya Panteonu. Hepsi şirkin kavramlarıdır. Rabıta. Tam bir şirk uygulaması. Fena beka. Kendinden geçmişlik ifade eden tabirler. Sekr, sah vesaire vesaire. Hepsi incelenmiş burada. Kendinden geçmişliğin ürünleri, tasavvufta şathiyat dedikleri çoğu hezeyan ve tamamına yakını Kur'an dışı söylemler. Bunlar geniş geniş incelenmiştir. İlmin üretim ve işlerliğini engelleyen kavramlar. İlham ticareti, rüyalar ticareti, keşf-i keramet ticareti. Nasıl Kur'an dışına çekilmiştir Müslüman vicdanların beklentileri, ümitleri ve nasıl bir şeytani yapılanma getirilmiştir? Bunlar hep burada tahlil ediliyor. 11. bölüm. Yozlaşma devri veya tarikatlar dönemi. Tarikatlar dönemi tasavvuf düşüncesinde genişlemenin ama kalite kaybının dönemidir. Yozlaşmanın dönemidir. Gazali ile başlar. Tarikatlar ve tarikatlaşma başlıklar. Gazali'nin yeri, yöntemi ve tahribatı. İlk defa. İbn Arabi'nin yeri ve yöntemi. İbn Arabi çok dikkatle tahlil edilmesi gerekir. Büyük tarafları var. Fakat Kur'an açısından baktığınızda eleştirilecek tarafları var. Ben ona İbn-i Teymiye gibi Şeyh-i Ekfer, en büyük kafir demiyorum. Hayır. İnsanlığın büyük evlatlarından biridir. Fakat tasihe muhtaç yanları var diyorum. Kur'an bunu söylüyor. Müsbetler ve menfiler, tarikatların Kur'an dinini yozlaştırması, tarikatların saptırdığı Kur'ansal kavramlar. Bir, hiç olmayan kavramları getirip koymuşlar, bir de Kur'an'da var fakat saptırmış. Mürşit lakaplı müşrikler, aklın dışlanması veya akıl düşmanlığı, Gazali'nin mirasının baş maddesi budur. Tarikatların cennet ülkesi Türkiye. 11. bölümde bu başlıklar var. 12. bölüm. Başlıca tarikatlar. Kadirilik, Yesevilik, Rifailik, Fütüvvet Vahiilik, Bektaşilik, Mevlevilik, Halvetilik, Nakşilik, Melamilik. Tarihi kronolojik sıra. 13. bölüm. Son devir ve günümüz. Bakın. Şimdi burada bir genel değerlendirme var, bir başlık. Sonra demin adından bahsettiğim Kuşadalı İbrahim Efendi'nin getirdiği devrim var. 1845 ölümü. Dünyanın orasına burasına yayılmış mektuplarından başka yazılı hiçbir eseri falan yok. New Jersey'den, Paris Bibliothèque Nationale'den, Türkistan'a kadar yayılmış 200'ü aşkın mektup, mektupları. Ebu Said El-Harraz üzerine yaptığım doktora tezimin 1,5 yıllık kısmını bu mektupları görüp tanıdıktan sonra feda ettim. 1,5 yıl olsun dedim. Ama bu zatı, bu bir devrim adam. Bunu kültür ve düşünce hayatımıza kazandıracağım ve 300 küsur sayfalık bir tez çıktı. Defalarca da basıldı o Kuşadalı.
Kuşadalı'nın getirdiği devrim. Yeni devrim başlangıcından günümüze kadar durum, günümüzde durum. Türkiye'den Kanada'ya, Japonya'ya kadar Hindistan'a hepsi incelenmiştir. 14. ve son bölüm. Burada ne var? Burada iki ana başlık var. Birinci başlık, düştüğü yerden kalkan ruh. Genel kanaate göre tasavvuf tarihinde düşüş ve yozlaşma Mevlana'dan hemen sonra başlamıştır. Mevlana zirveyi temsil ediyor. Yeni dönemde, bakın Mevlana'dan beri düşüş, bu yüzyılda bir şahlanış var tasavvuf düşüncesinde. Yeniden dünya gündemine oturdu tasavvuf. Nasıl? Muhammed İkbal gerçeği. Muhammed İkbal'e dünya Rumi-i Asr, Rumi-i Sani, ikinci Mevlana, yüzyılımızın Mevlana'sı demiştir. Mevlana'nın bıraktığı yerde düşmüştü tasavvuf. İkbal ikinci Mevlana olarak oradan onu tuttu kaldırdı. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'de İkbal'i kültür ve fikir dünyasına bu haysiyetiyle tanıtan benim. Bu benim hakkım. Pakistanlı şair bilmem ne iki tane üç tane şiirini koyup geçmişlerdir hep bu. Gidin batıda İkbal'i inceleyen müstakil enstitüler var. İtalya'da var, Almanya'da var. Zaten İkbal iki doktora yaptı batıda. Birisi İngiltere'de, birisi Almanya'da. Heidelberg'e ben konferansa gittim üniversiteye. Benim İkbal hayranlığımı, sevgimi biliyorlar. Dediler ki İkbal'in oturduğu burada eve götürelim seni. Orada büyük caddelerden birinin adı da İkbal, Muhammed İkbal Caddesi'dir. Batı böyle kadirşinaslıklar biliyor. Böyle güzelliklere imza atıyor. Karşılığını da buluyor işte demin dedim. Bizim dört katımız maden işçiliği, maden çalışması, maden yoğunluğu var. 45 senedir bir tane adamın burnu kanamamış. Bizim işte bugün görüyorsunuz. Soma bu bir tanesi. Çok feci olduğu için onu söylüyoruz. Evet 14. bölüm böyle. Sonra geniş bir kaynakça, sonra da iki cildi kapsayan geniş bir indeks. Bu kitapta falanca var mı? Ahmet Mehmet. Hemen bakıp bulacaksınız. Hangi cildin neresinde? Bu kitapta filan kavram var mı? Efendim, atıyorum. Bu kitap diyalektikle ilgili ne diyor? Din sınıfıyla ilgili bir şey var mı bunda? Ha, bakacaksınız. Doğa, deniz ürünleri, böyle okuyorum rastgele. Halifelik, yahut kişiler, Hamdan Karmat, Hamdun El Kassar, Hamit Algar. Bakın mesela bir yerde gezi eylemleri var. Birinci cilt 265. sayfada. İndeksten bakıyorum. Gezi eylemlerini ne bağlamda değerlendirmişim? Okumak lazım. Gezi eylemlerini ben bir kafa. O da bir biçimde değerlendirilmiş burada. İkinci ciltte var. Mesela. Mesela. Hesiodos. Yunan edebiyatçısı. Klasik. Değerlendirilmiş bir şey var. Hulul. Hümanizm. Istırap. Işık. İbadet. Ne kadar değerlendirilmiş. İbn Haldun. Var bir ve ikinci ciltte. Birçok yerden. Nasıl, ne bağlamlarda değerlendirilmişse. Bakıp bakacaksınız.
İnfak yani paylaşım. İnsan. Jung. Yüzyılın en büyük psikologlarından biri. Değerlendirilmiş. Bir ve ikinci ciltte. İkbal. Kant. Karen Horney. Anksiyete üzerinde duran ünlü psikolog. Değerlendirilmiş. Hangi bağlamlarda? Açıp okumak lazım. Uf 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 uf. Max Scheler, Alman düşünürü. Değerlendirilmiş. Allah Allah. Şuraya bakar mısınız? Bir ve ikinci ciltte iki yerde. Mercümek yolsuzluğu. Ne bağlamdaysa. Bakın şimdi. Melik-i Adud kavramı. Kudrasıya azmış yönetici. Peygamberimizin kullandığı tabir. Ne bakar mısınız? Moksa mesela. Budizmin omurga kavramlarından biri. Değerlendirilmiş. Budizm tabi burada çok geniş değerlendirilmiş. Tasavvufa etkileri var. Değerlendirilmiş ve eleştiriler yapılmıştır. Nefsin mertebeleri, nefsi levvame, nefsi marziye, nefsi mutmainne, nefsi mülhime, nefsi raziye. Nirvana yine budistik kavram. Servet, bir ve ikinci ciltte yer almış. Oy oy. Toynbee. Tuğrul Bey, Selçuklu Sultanı. Türbe perestlik. Ubbad-ı Füruç. Bak. Hindistan'da bu İmam-ı Rabbani diye meşhur olan, rabıtayı da Türkiye'ye sokan zattır. Rabıta esasında bu Ubbad-ı Furuç'tan geçti tasavvufa. Bunlar kadın cinsiyet organını kutsallaştıran, ilahlaştıran bir zihniyettir. İmam-ı Rabbani'nin mektubatında Ubbad-ı Furuç'un manifestosunu kullanan satırlar var. Hepsini koydum buraya, çıkardım. Rabbani, Ubbad-ı Furuc'un kadın cinsiyet organı yerine tarikat şeyhinin simasını koymuştur. Rabıtayı o şekle dönüştürmüştür. Menşei Hint'tir. İncelenmiş öyle gazete lakırdısı değil. Satır satır kaynakları Peki. Yabancılaşma, önemli kavramlardan biri. Buyurun, yeniçerilik bile incelenmiş ikinci ciltte, bayağı hem de. Yani, dedim ya, bu yerine herhangi bir dilde başka bir eseri koyamayacağınız bir çalışmadır. Bunlar benim ikiz çocuklarımdan biri. İkiz çocuklarım da var benim. Tek çocuk doğmuş çocuklarım var. Bu ikizlerden. Kur'an'ın temel kavramları ikiz çocuklarım. Hallaç, ikiz. Üçüzler de geliyor. Üçüzler Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı'nın Kur'ani boyutları, 300 yayınlanacak. Biraz beklemek lazım. Beşizler de gelecek, Allah nasip ederse. O ne? Benim tefsir çalışmam. 30 yıldır sürüyor. Ama daha vakti var, aceleye gelmez. Beşizler. Yaşlandıkça
daha çok çocuk mudur? Evet, böyle bir şey bu. Evet. Demek ki Kur'an verileri ışığında tasavvuf ve tarikatlar bu iki cilt. Bunu da bilgilerinize sunayım. Şimdi gelelim mâ nehnü fîhimize. Esas meselemize gelelim denir ya. Pekala. Mâ nehnü fîhimize gelmek, sadede gelmek. Fransızlar revenons à nos moutons derler. Kelime anlamıyla koyunlarımıza dönelim. Sadede gelelim demektir. Revenons à nos moutons. Nedir sadedimiz? Kur'an-ı Kerim'e gelelim. Pekala. Revenons à nos moutons. Nerede kalmıştık? Üçüncü surede iniş sırasıyla Müzzemmil. Dördüncü sure Müddessir. İkisinde de örtüsüne bürünüp kenara çekilme var. Tezmil, tetsir. Müddessir, Müzzemmil, örtüsüne sarılıp bürünüp kenara çekilip sükût orucunu seçen. Yani bir nevi etliye sütlüye karışmayan, meydan yerine çıkmayan, bana dokunmayan bin yaşasın demese de biraz böyle kulisten seyreden. Dedim ya meydan yerine çıkmayan. Yani meydan yerine çıkmamak illa gelen ağam giden paşam bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek değildir. Ama meydan yerine çıkmak, hakkı savunmada aktif olmak başka bir şeydir. Kur'an bunu istiyor. Bu yoksa diyor toplumun bir adım ileri gitmesi mümkün değildir. En iyi ihtimalle yerinde sayar. Ama şer boş durmaz. Hayır yerinde saymaya başladı mı şer ilerliyor demektir. Bu şuna benzer. Ben ziraatle çok uğraşan bir insanım, hala uğraşıyorum. Dün gene bahçede budama yaptım, onu yaptım, bunu yaptım, bir yığın. Bahçede iyi şeyler yetiştirmek üzere faaliyet göstermezseniz, kötü şey yetiştirmek için birinin faal olmasına lüzum yok. Yabani ot. Sarar her tarafı. Ne gübre ister, ne su ister, ne çapalamak ister, hiçbir şey istemez. O kendiliğinden sarar ortalığı, her tarafı kuşatır. Bu bir varlık kanunu. Eğer ayrık otları, kötü otlar, dikenli otlar sarmasın diyorsan, o zaman çapalayacaksın, belleyeceksin, gübre koyacaksın, sulayacaksın, bakacaksın, edeceksin, ayıklayacaksın. Hiç elin üstünden geri gitmeyecek. Böyle. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki, şerde pasif olmak diye bir şey yoktur. Şer bizatihi aktiftir. Siz hayırda pasif olmayın. Hayırda pasif olursanız, ya şerde kimse aktif değil. O da pasif, ben de pasifim, işimize bakalım. Yo, öyle yağma yok. Hayırda aktivite şart. Yoksa şer alır götürür. Ayrık otuyla domates yetiştirmek arasındaki münasebete bakın. Domatesi oraya fideyi dikmekle yetiştirebilir misiniz? Şimdi geliyor benim bahçıvan. Bir aydan beri özellikle. Habire, 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 habire. Bıraksa ayrık otları, şu ot, bu ot, hiç adama ihtiyaç var mı? Yok, sarar, kuşatır ortalığı, gider. Şimdi Kur'an-ı Kerim müzzemmiller istemiyor. Müddessirler de istemiyor. Ne diyor onlara biliyor musunuz? Kalkın.
Üçüncü surede Müzzemmil'e hitap ederek kalk diyor. Dördüncü surede Müddessir'e hitap ederek kalk diyor. Aman 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 aman. Bu Kur'an beni çıldırtacak. Başkasını bilmem. Ben buna doymuyorum ya. Ben buna doymuyorum. Bizim sülalemizin allamesi, babamın dedesi Mehmet Ali dede, büyük dedem. Ben tanıyama şansına eremedim tabii ama ben kütüphanesinden nasiplendim. Öyle dermiş. Kur'an'a doymak için bir ömür yetmez. Birinci surede oku dedi. Herkes okuyacak. Ayrım yok, emir. İkinci surede yazmanın önemine işaret etti. Ama emir vermedi. Herkes yazmayacak. Herkes yazamaz. Ama yazan birileri olacak. O işler yapıldıktan sonra ne yapıyor? Artık diyor meydan yerine çık. Donanımı kazandın. Donanımı kazanmadan boynuna torba takılmış eşek gibi meydana fırlamanın bir alemi yok. Donanım lazım. Diyor ki Kur'an, kitlelere istikamet verecek. Aydınlık hizmeti yapacak olanlar donanımlı olacaklar. Yoksa girmesinler. Dün okuyordum, İngiliz düşünürü Bernard Shaw, çok severim ben onu. Müthiş bir adamdır. Bernard Shaw 1950'de öldü. Yani çok eski falan değil. Diyor ki yürüyen cehaletten daha korkunç bir tahrip gücü yoktur. Yürüyen cehaletten hadi yerinde çakılıp kalsa kendine sade zararı olur. Ama yürüyorsa, yürüyen cehaletin tahribatını durdurmak için yürüyen aydınlık lazım. Kur'an bunu veriyor bize. Kur'an'ı adam gibi okuyun. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, bu Kur'an'ı adam gibi okursanız, evvelinin ve ahirinin muhtaç olduğu bütün koordinatlar, ışıklar bunda vardır. Bütün ruhumla böyle olduğuna inanıyorum. İnanıyorum yetmez, ben bunu ispata da hazırım. Kur'an böyle bir kitap. Oku, yaz, donanımı kazandıktan sonra ne diyor? Ya eyyühel müzzemmil. Şuradan birkaç ayet okuyayım da gönlüm ferahlasın. Ya eyyühel müzzemmil. Kum illeyle illa kalila. Yaptığı atıfa bak, nereye vuruyor. Nisfahu evinkus minhu kalila evzid aleyhi ve rettilil Kur'ane tertila. Böyle bir kelam var mı? Böyle bir kelam var mı? Ben özgün metni okudum. Şimdi Türkçesini okuyalım bu ilk dört ayetin. Nasıl tercüme etmişiz? Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Üçüncü sure, iniş sırasıyla. Ey giysisine bürünüp yatan! Vay 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 vay. Kimdir o? Hepimiz. Ezelden ebede herkes. Kimse. Geceleyin kalk. Evvela geceleyin. Evet donanımı kazandı ama donanımı eski tabirle mas etmesi lazım. Emip hücrelerine yedirmesi lazım. Toplu iğneyle oraya buraya iliştirilmiş donanım olmaz, yolda bırakır sizi. Mas edecek, emecek. Hücreler onu emecek, o donanımı. Onun için bir de mesela Müddessir'de
Gece kaydını çıkarmıştır devreden. Meydan yeridir o. Gündüz artık. Kom fe enzir diyecek. Göreceğiz dördüncü surede. Kalk ve uyar. Burada gece. Şöyle biraz daha emdir kendine onu, benliğine mal et. Geceleyin kalk, kısa bir süre hariç. Ne zannediyorsunuz siz? Yat horul horul uyu. Oh, sabah kalk, patlayasıya ye, karnını biraz ovuştur, biraz daha yat, tepin. Hemen öğle yeme, arkasından ikindi kahvaltısı, beş çayı bilmem ne, akşam bilmem ne, ondan sonra git ki hayvanlar gibi uyu, sonra da hayatı veren kudrete, sen hayatı verdin, ben de yaşadım, geldim şimdi, hadi beni koy cennete. Ne cennet ulan, cennet ahır mı? Sen ne işin var orada? Sen en iyi ihtimalle köy yolunda beygirin bıraktığı tezek gibi rüzgar kurutacak, güneş kurutacak, rüzgar vuracak, uçup yok olup gideceksin. En iyi şansın budur. Cennet, Allah'ın tecellilerinden yeni bir tecellidir diyor İkbal. Orada da tekamül devam edecektir. Cennet ahır mı lan, senin ne işin var orada? Dinciler şimdi birkaç rekat yatıp kalkıyorlar diye cennete. Lan sizin cennette ne işiniz var? Sizin için yeri hazırlamış Cenab-ı Vacib-ül Vücud. Sizin pisliklerinizi ancak cehennem temizler. Mavun zıkımı yemiş, 3-5 rekat yatıp kalktığı için cennete gidecek. Ağır ol. Ağır ol habis. Senin gideceğin yer cehennemdir. Hutamadır, Sakardır, Sahirdir cehennemin adları. Ne işin var? Geceleyin kalk, kısa bir süre hariç. Gece. Benim kitaplarımda gece anlatılmıştır. Özellikle Mevlana ve İbn Arabi'de gece. Batı'da da, Nietzsche'de. Nietzsche. Ben derim ki dünya edebiyatında Nietzsche'nin Zerdüşt Böyle Buyurdu adlı eserindeki gece türküsü kıratında muhteşem bir gece anlatımı yoktur. Birkaç kitabıma ben onu değişik vesilelerle koydum. Bazen oturur, gözlerim yaşlarla dolu, onu kendi kendime okurum, tekrar ederim. Var mı şurada ya? Şunu bir bakayım, bir yerde olur belki. Bir bakayım şunda var mıdır? Gece. Nietzsche'nin Gece Türküsü. Nietzsche. Dur. Geceye bakayım. Bak işte bu kitaplara indeks koymak bu. İndeksi olmayan kitap kağıt yığınından ibarettir. Koca koca isimlerin kitaplarını alıyorsun. 500 sayfa, 700 sayfa, 1000 sayfa, 1200 sayfa. İndeksi yok. Telefon ettim bazı yayın evlerine. Dedim ki kardeşim bak şu kitapları aldım. 2 cilt, 3 cilt. Şimdi mesela bir tane söyleyeyim. Tek Adam, Şevket Süreyya'nın. Muhteşem bir kitap. Efendim, alıyorsunuz. 3 cilt, 2000 sayfaya yakın. Sonunda indeks yok. Sonunda indeks yok. Filan oğlu falan, filan mesele. Nerede bulacağım ben 1500 sayfa? Harmanlayacağım mı oturup bir hafta, iki hafta kitabı? Şimdi ben gece, bakayım bunda var mı gece? Ya Nietzsche'den bakacağım, ya geceden bakacağım. Size biraz da kitap nasıl okunur onu öğretiyorum. Kitap sadece böyle açıp, bir de şöyle kıvırıp, katleder gibi okumak değildir. Kitap okumak bir sanattır. Önce onu öğrenmek lazım. Gece. Gais teorisi mesela. Şeyin bak burada incelenmiş. Şuraya bak. Ha, geceler. 1. cilt 444-447. Şimdi bakalım. Bakın. İndeksten baktık. Alfabetik çünkü.
444. Hadi 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 oğlum hadi. 400. Aha, gecelerin yeri ve önemi. Bak, koymuşum burada, evet biliyorum. Nietzsche'nin gecesi. Şimdi İbn Arabi, Mevlana, İkbal incelenmiş. Gece yaratıcı düşüncede çok 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 önemli. Kur'an'da teheccüd diye esas geçiyor. Onu iki rekat namaza hapsettiler. Öyle mi diyor Kur'an? Kur'an'la diyor geceyi geçir, Kur'an'la. Nietzsche'nin gecesi. Zerdüş böyle dedi de gece türküsü. Bakın ne diyor Nietzsche. Bir kısmını almışım. Ah, dayanıp da okuyabilsem. Gecedir. Bütün kaynayan pınarlar daha yüksek sesle konuşur şimdi. Benim ruhum da kaynayan bir pınardır. Gecedir. Sevenlerin bütün türküleri şimdi uyanır ancak. Benim gönlüm de bir sevenin türküsüdür. Vay ölümsüz Nietzsche ya, ölümsüz Nietzsche. İçimde dindirilmemiş, dindirilemez bir şey var. Sesini yükseltmek istiyor o. Işığım ben. Ah, gece olsaydım keşke. Gece olsaydım, karanlık olsaydım keşke. Nasıl emerdim ışığım memelerinden. Fakat ben kendi ışığımın içinde yaşarım. Ben kendimden çıkan alevleri kendim içerim. Ben başkalarından almanın mutluluğunu tanımam diyor. Gecedir ama ben ışık olmaya, gecelerin susuzluğunu çekmeye ve yapayalnız olmaya mecburum. Vay Nietzsche vay. Gecedir, bir pınar gibi özlemim kaynıyor içimde şimdi. Konuşmaya hasretim ben. Vay Nietzsche vay 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 vay. Vay Nietzsche vay. Bu yeter sana, başka bir şey yazmana gerek yok. Vay 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 vay. Burada bu kadar güzel bu Nietzsche'nin bu gece türküsünü tercüme etmiş eski başbakanlarımızdan Sadı Irmak, bir düşünce adamı aynı zamanda. Onu da rahmetle analım. Işıklar içinde yatsın. Çok güzel çevirmiştir. Çok güzel. Ben Almanca bilmiyorum. Nietzsche yüzünden Almanca öğreneyim diye düşünüyorum, bakayım. Şimdi Batı Alman üniversitelerinde benimle ilgili yapılan tezler kitap olarak yayınlanmaya başlandı. Bir tanesini burada tanıtmıştım. Şimdi ben, beni anlatmış, yazmış, bir üniversitede tez yapmış, öbür üniversitede yayınlanmış. 400 sayfa, büyük boy. Ben okuyamıyorum bunu. Bu bana çok zor geliyor. Kalkıp ben şimdi bir daha Almanca öğreneyim. Öğreneyim, ne yapayım? Okuyacak kadar öğreneyim. 6-7 ayda o işi halledebilirim. Gitmem lazım bir yere, kaybolmam lazım. Goethe Enstitüsü, işte Orient Enstitü filan onların var. Bunlar çok iyi biliyor bu işi. Herhalde beni 7-8 ayda okuyacak hale getirirler diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, Nietzsche'nin gecesi bu. Burada okuduk onu. Şimdi dönelim Kur'an-ı Kerim'e. Ne diyor? Geceleyin kalk, kısa bir süre hariç. Kumil leyle illa kalile. Nisfahu evin kusminhu kalile. Gecenin yarısını ayakta ol, yahut bundan biraz eksilt. Alternatifler veriyor. Bak, 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 bak. Cilve yapıyor. Kur'an bu. Yahut buna biraz ekle ve Kur'an'ı ağır ağır, düşüne düşüne oku. Gördün mü teheccüd neymiş? Salak! Sen Kur'an'ı okumayasın, okutmayasın diye teheccüdü 2-3 rekat yatıp kalkmaya bağladın. Ne diyor Kur'an? وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ Cenab-ı Hakk'ın beyanı. O Kur'an'la geceyi böl diyor. Hadi diyelim ki namazda da Kur'an okunduğu için olur. Ona da bir itirazım yok. Fakat ulan
Allah'tan korkmaz hayasız adam. Geceyi Kur'an'la, Kur'an ilimleriyle uğraşarak geçiren adamı teheccüd namazı kılmış kadar da hak sahibi, liyakat sahibi görmüyorsun. Utanmıyor musun? Senin vicdanın yok mu? Yani sen bu Kur'an'ı bedavacılığa, ucuzculuğa, sapısilikliğe teslim ettin. Yat kalk yeter. Hiçbir meziyete ihtiyaç yok. Şimdi bakın. Kalk dedi ve gece bir defa şu donanımı bir iyice hücrelerine emdir. Onun için meydan yerine çıkmadan bir şey koydu oraya. Bir ara bölge, bir ara zemin koydu gece. Orada da şöyle bir kendini iyice geliştir. Bir son bir tornadan geçir. Bir enini boyunu düşün. Beşinci ayette bakın şimdi ne diyecek. İnna senulki aleyke kavlen sakila. İnne nashi'atel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu kila. Niçin geceyi koydu bir tampon bölge, bir ara bölge, bir ikinci bir hazırlık zemini niye koydu? Onun gerekçelerini veriyor. İnne leke fin nahari sabhan davila ve zkur isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbul meşriki vel mağribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila. Türkçe. Doğrusu biz senin üzerine çok ağır bir söz bırakacağız. Ya. O emanetin altından nasıl kalkacaksın diyor. Bir kendini iyice bir kıvama getir. O halvet zemininde orada bir şöyle iyice kendini bir doldur. Altıncı ayette diyor, şu bir gerçek ki yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan yer tutma bakımından daha güçlü ve söz bakımından daha etkilidir. Gece. Ben size şunu söyleyeyim. En çözülmez problemlerimi sabahın erken saatlerinde, güneş doğmadan önce çözerim ben. Bu sabah da bir tanesini çözdüm. Ve bu dünyanın en büyük ameliyatlarından birini geçirdiğim hastane günlerimde de devam etti. Allah şahit. Kalkıp masam yok, şeyim yok. Yanımda bana refakat eden çocuklara, yardımcılarıma getirin. Zaten orada her şey hazırdı. Şunu kaydedin. Şu dosyanın şurasına, şu dosyaya şöyle atıf yapın, şunu şöyle yapın. Altıncı ve yedinci ayet. Oradan devam edeceğiz. İsterseniz biraz bir ara verelim. Şu benim kahve de haşat oldu. Şunu da ben bir içeyim. Arkadaşlar, birkaç dakika bir ara verelim. Devam ederiz.